Merhaba sevgili öğrenciler ben Matematik Hocanız Ragıp Hoca Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda açı çeşitlerini öğrenmiştik. İzlemediyseniz mutlaka kanalımızı ziyaret edip izleyin. Önemli bir konu. Bu videomuzda ise bir doğruya bir noktadan dikme çizmeyi öğreneceğiz. Dikme ne demek? Dikme doğruyu 90 derece ile kesen çizgi demektir. Nasıl çiziyoruz? Burada açıklama kısmına bakalım. Bir doğruya üzerinde bir noktadan dikme çizelim. Öncelikle bir D doğrusu çizelim. D doğrusu düz bir çizgi demek. Bunu cetvelle çizebiliriz. Ve üzerine bir K noktası belirleyelim. K noktasını da belirledik. Pergelin ucunu rastgele açarak sivri ucu K noktasına koyalım. Ve doğruyu iki noktada kesecek şekilde yaylar çizelim. Bir buradan bir de buradan kestik. K A ile K ve birbirine eşit oldu bu şekilde. Buralara A ve B noktaları diyelim. Pergelin ayakları AK'dan biraz fazla açarak yani önceki haline göre biraz fazlaca açacağız. Pergelin sivri ucunu A ve B noktalarına koyup yeni yaylar çizeceğiz. B'ye koyduk, bir yay çizdik. A'ya koyup bir yay da böyle çizdik. Bu yaylar bu kadar kısa olmak zorunda değil. Şöyle uzunca bir yay çizdiğinizi düşünün. A'dan B'den de şöyle bir yay çizdiğinizi düşünün. Bunların kesiştiği yer şöyle. Bu noktadan da K'ye düz bir çizgi çizerseniz cetvelle bu dikme oluyor. Bu noktaya C noktası dersek eğer KC doğru parçasıyla D doğrusu birbirini 90 derecede kesiyor. Elinizde iletki, cetvel ya da köşeli bir cismi yerleştirirseniz dik olduğunu göreceksiniz. Şu da diklik sembolüydü. Doğruların birbirine göre durumunda anlatmıştık. Paralel olabilirler, dik olabilirler diye. Şimdi gelelim etkinliklerimize. Sayfa 216. Çözüyorum 42. Aşağıda verilen noktalara üzerindeki noktadan bir dikme çizelim denmiş. Burada yapacağınız R noktasından pergeli birazcık açıp bir buradan yay, bir de buradan yay çizeceksiniz şöyle pergelle. Sonra pergelin sivri ucunu şu noktaya ve bu noktaya ayrı ayrı yerleştirip daha büyük yaylar çizeceğiz şöyle. Bu yayların kesiştiği yere de nokta koyacağız. Bu noktayla R'yi birleştirdiğimiz zaman şurası 90 derece olacak. Buraya P diyelim mesela. PR doğru parçası oldu. D doğrusuna 90 derece olduğu için dik kesişmiş oldular. Aynı şekilde C noktasına pergelimizi koyduk. Bir yay buradan çizdik. Şurada bir nokta oluşturduk. Aynı genişlikte başka bir yay çizdik. Buradan nokta oluşturduk. Sonra pergelimizin ucunu biraz açıp şuraya yerleştirdik. İster üst tarafa ister alt tarafa fark etmez alt tarafa doğru bir yay çizdik. Şöyle bir yay oluştu diyelim. C daha sonra şuraya nok, e, pergelimizin iğnesini sabitledik ve şöyle bir yay çizdik. Bu iki yayın birleştiği yerde bir nokta ismi verdik diyelim ki K. K ile de C'yi birleştirdik şu şekilde pergel e, cetvel yardımıyla 90 derece oldu. KC doğru parçası ile L doğrusu birbirini dik kesmiş oldular. Aşağıda verilen doğrulara dışındaki bir noktadan dikme çiziniz. Burada da elinize cetveli alıp veya e, iletkiyi alıp yerleştireceksiniz. Mesela iletki şöyle üçgen şeklinde ya. Bir kenarını buraya yerleştireceksiniz. Diğer kenarı da tam R'ye denk gelecek şekilde olacak. Şöyle iletkinizi şöyle yerleştirdiğinizi düşünün. Burası 90 derece oluyor zaten. Dolayısıyla şu noktaya diyelim ki P noktası dersek PR doğru parçası ile M doğrusu birbirini dik kesmiş oluyor. Yine aynı şekilde köşeli bir A4 kağıdı olabilir, kitabınız olabilir veya cetvelin köşesi de olabilir. Cetvelinizi yerleştirdiniz. Buraya şu şekilde yerleşmiş oldu uzunca bir cetvel. Şöyle 30 santimlik cetvelinizi yerleştirdiniz. Ya da uç kutusu bile olabilir. Tam Y'ye denk gelecek. Şu da N'ye denk gelecek. O zaman burası 90 derece oluyor. Buraya da bir harf verelim. V diyelim mesela. V'ye doğru parçasıyla N doğrusu birbirini dik kesmiş oluyor. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları çizme. Paralel doğru parçaları asla kesişmezler. Dolayısıyla aralarındaki mesafe hep sabit kalması lazım. Ya bu özelliği kullanacağız. Bakın her tarafta eşit mesafe. Dolayısıyla bununla bu paralel olur gibi. Ya da bir doğru parçasının başlangıç ve bitişi arasındaki konumlarla ilgili durumu çizeceğiniz yeni doğru parçasında da uygulamanız gerekir. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İki türlü de paralel doğru parçası çizebiliriz. Aşağıdaki doğru parçalarına paralel doğru parçası çizelim diyor. Mesela burada 4 birim aşağısına çizelim. 1, 2, 3, 4. Bir noktası burası olsun. 1, 2, 3, 4. Bir noktası da burası olsun. Bu iki nokta arasına doğru parçasını çizdiğimizde bu ikisi birbirine paralel olur. Burada konum farkından yararlanalım isterseniz. 1 2 3 4 birim yukarı. 1 2 3 4 birim sağa şeklinde olmuş. Biz de herhangi bir yere nokta koyalım. Mesela şuraya koyalım. Buradan 4 birim yukarı, 4 birim sağ. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 şeklinde yaptık. O zaman bitiş noktası da burası olacak. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde de bizim doğru parçamız ortaya çıkmış oldu. Burada ilk yöntemle yapabiliriz yine. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim sağına nokta koyalım. Şurası olsun ilk noktamız. Kaç birim dedik? 7 birim dedik. O zaman yukarıdan da 7 birim sağa gideceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. Burası da 7 birim oldu. Buraya da noktamızı koyduk. Bu iki noktanın birleşiminden de paralel doğru parçamızı çizmiş olduk. Biraz yamuk oldu. Siz cetvelle çizin, güzel olsun. Evet geçtik ikinci etkinliğe. Aşağıdaki doğru parçalarından birbirine paralel olanları belirleyip sembolle gösteriniz. En kolayları yatay ve dikey olanlardır. AB burada yatay duruyor görüyorsunuz. O zaman yatay görürsek AB'ye paralel diyeceğiz. Ne var burada? NP yatay. AB ile NP birbirine paralel olacak. AB doğru parçası paraleldir. NP doğru parçasına en kolayı bu. Sonra diğerlerine bakalım. Sağa yatık olanları inceleyebilirsiniz. Sola yatık olanları inceleyebilirsiniz. Aynı yönde olmaları lazım paralel olmaları için. Bir inceleyelim. Mesela en küçük bir birim sağa bir birim yukarı. Eğer böyle olan varsa paraleldir diyeceğiz. Sağa yatık olanlara bakacağız. Burası bir birim sağa. Bir biriminde bir şey yok. 2 biriminde var. Bu da dursun. 1'e 2 olan varsa onunla da paralel diyebiliriz. Sağ yatık başka hangisi var? Şu var mesela. Bir birime bir birim. Evet. Daha önce bulduğumuz HG ile CD birbirine paralel oldu. İkisinde de 1'e 1 bir var. HG ve CD. O zaman CD paraleldir. HG diyoruz. Bu bizim Diğer bir paralelimiz olmuş oldu. Evet başka nereleri var bakalım? Şu sola yatıkları inceleyelim şimdi. Gerçi bir tane daha sağa yatık var ona bakalım. Bir birim sağa, 2 birim yukarı. 1'e 2. EF de 1'e 2 çıkmıştı bakın. 1'e 2, 1'e 2. O zaman KJ ile EF KJ ile EF de yine birbirine paralel oldu. Geldik sola doğru olanlara bakmaya. Zaten iki tane kaldı. Onlara da bir bakalım. Sola doğru olanlardan burada bakın LM'yi inceliyorum. M'den şöyle köşelere denk gelen hiçbir yer yok. Tale'ye gideceğiz. 2 birim sola. 1, 2, 3 birim yukarı olacak. RS'ye bakalım. 2 birim sola, 3 birim yukarı olunca ne oluyor? 2 birim sola. bir, 2 3 köşeden geçiyor. O zaman bu ikisi de paralel. LM ile RS de birbirine paralel diyeceğiz. LM doğru parçasıyla paraleldir RS doğru parçası demiş olduk. Geçtik sayfa 218'de uyguluyorum testi. Test 52. Kareli kağıt üzerinde verilen PR doğru parçasına paralel bir doğru parçasının çizilmesi için M noktası hangi noktayla birleştirilmelidir? PR doğru parçası gördüğünüz gibi düz yatay bir çizgi. O zaman yatay bir çizgi çizeceğiz şöyle. Ve hangi noktayla birleştirilmesi gerektiğini bulacağız. Y noktasıyla cevabımız C seçeneği. Kareli kağıt üzerinde verilen doğru parçaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniyor. AB paraleldir. JK denmiş. AB'ye bir bakalım. Bir birim sola. 2 birim yukarı şeklinde. 1, 2. JK'yi bulalım. JK burada. 1 bir birim sola, 2 birim yukarı gidersek köşeden geçiyor mu? Geçiyor. O zaman bu kesin doğru. CD paraleldir EF. CD nerede? Burada. 1 bir birim sağa, 1 bir birim yukarı. CD. EF nerede? O da burada. 1 bir birim sağa, 1 bir birim yukarı yine köşeden geçiyor. O zaman bu paralellik de doğrudur. GH paraleldir LM. GH nerede? Burada bakıyoruz. Bir birim sağa gidersek köşeden geçmiyor. İki birim sağa gideceğiz. Bir, iki, üç birim yukarı gideceğiz. LM'ye bakalım. LM'de de iki birim sağa, üç birim yukarı gitmemiz lazım. İki birim sağa, 3 birim yukarı. 1, 2, 3 birim yukarı. Burada da köşeden geçiyor. Bu ifade de doğru. D şıkkına geldik. EF paraleldir. GH denmiş. EF burada 1'e 1'di. GH de 1'e 1 bir yaparsak 1'e 1 bir köşeye denk gelmiyor. Dikkat ederseniz doğru parçası üzerine denk gelmiyor nokta. O zaman bu paralellik yanlış bir ifadedir. Paralel doğru parçasının çizilebilmesi için D noktasıyla verilenlerden hangisi birleştirilmelidir deniyor. A'dan B'ye nasıl gidilir? Buna bir bakalım veya B'ye gitmeye gerek yok. Şurada köşede var. Oradan da bakabiliriz. Bir birim yukarı. 1, 2, 3 birim sağ. O zaman D noktasından da bir birim yukarı. 3 birim sağ. 1, 2, 3. G noktasından geçmesi gerekiyor. Şöyle bir çizgi olacak cevabımız G noktası cevap da denizli. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisinde bir doğruya dikme çizilmiştir? Doğrularımız yatay ya da dikey. O zaman çizilecek olan dikme de yatay ya da dikey olacak. Burası yataysa dikme olması için dikey olması lazım. Bu dikme değildir. Doğru parçamız yatay, dikmesi dikey olması lazım. Dolayısıyla bu dikey değildir. Dikme değildir. C şıkkına baktık. Burada dikey bir doğrumuz var. Şurada dikme çizilmiş. Kareli zeminden de 90 derece olduğunu anlıyoruz. Cevap C. D şıkkında doğrumuz bu. Dikmesi şu olmalıydı ama şuradan çizilmiş. Bu da dikme değildir. Cevap C. Yukarıda verilen D doğrusuna dikme çizilebilmesi için A noktası ile hangi nokta birleştirilmelidir denmiş. D doğrusuna baktığımız zaman karelerin köşelerinden geçiyor şöyle sürekli. Yani yarım karelerden oluşuyor. Buna dikme çizebilmek için yine yarım karelerden oluşturmamız lazım. A noktasından bu tarafa doğru yarım kareleri takip edeceğiz. Şöyle yarım kareler oluşturacağız. Şurası, şurası ve şurası hangi noktaya denk geldi? D noktasına denk geldi. Cevabımız C seçeneği. Kareli zeminde verilen doğru parçalarından hangi ikisi arasındaki mesafe her noktada eşittir? Yani hangi ikisi paraleldir demek istiyor aslında. Noktalar arası mesafe her zaman eşitse paralel olmak zorunda paralelliğe bakalım. AB'de 1 2 3 4 5 birim sağa, 1 2 birim yukarı var. Burada 1 2 birim sağa, 1 birim yukarı gittiğimizde de oluyor. Burada 1 birim sağa, 1 birim yukarı şu ana kadar hiç çıkmadı demek ki GH ile alakalı olacak. 1 2 3 4 5 birim sağa, 1 2 birim yukarı. 5'e 2 e 2. Hangileri bunlar? A, B ile G, H. Cevabımız B seçeneği oluyor. Geldik 219. sayfaya. Verilen gösterimlerden hangileri doğrudur? A, B ile C, paraleldir. Doğru. Burada diktir demiştik. yanlış. Çünkü dik olsaydı şöyle olurdu. Bu yanlış. 1 olacak. 2 olmayacak. Üçüncüye bakıyoruz. L, M ile K, L, M değil bu. Sadece M doğrusu ile K, L diktir. Bu doğru. 1 ve 3 olacak. Cevabımız C seçeneği. 8. soruya geldik. Kareli zeminde verilen şekilde ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur deniyor. Doğru olanı arıyoruz. AF ile BC paraleldir. AF burada, BC burada bir kere aynı yöne bakmıyorlar. Bakın biri sağa doğru yatık, biri sola doğru yatık. Paralel olma ihtimalleri yok. AF ile CD paraleldir. AF sağa doğru, CD de, de sağa doğru. Bu olabilir. Bir bakalım, kontrol edelim. Kontrolümüzü nasıl yapıyoruz? Bir birim sağa, bir birim yukarı. Köşeden geçiyor birebir. Bakalım burada geçiyor mu? Bir birim sağa, bir birim yukarı. Bu köşeden geçmiyor. Demek ki bu ifade de yanlış. EF ile DE diktir. EF şurası. DE de şurası. Arada kareli kağıt var. Dolayısıyla diktir. Doğru olan şık C seçeneği. Geldik 9. soruya. Kare zeminde verilen şekil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu defa yanlışı arıyoruz. AB ile AE paraleldir denmiş. AB ile AE bakıyoruz. AB burada AE burada. Bunların paralel olma ihtimali yok çünkü zaten kesişiyorlar, açı oluşturuyorlar. Yanlış olan A şıkkı. Diğerlerini de kontrol edelim. BD ile AE BD ile AE paralel çünkü aralarında 1 2 3 4 5 6 birim var. Burada da 1 2 3 4 5 6 birim var. Bu doğru. AB ile ED de paralel denmiş. AB ile yani şununla ED paralel denmiş. Bu da doğru. Neden? 1 2 3 birim var. 1 2 3 birim var. Her noktada 3 birim var. Dolayısıyla bu da doğru. CD ile AB paralel denmiş. CD ile AB paralel. Zaten ED'nin devamı olduğu için paralel olmak zorunda. 10. soruya geldik. Burada hangisinde paralel doğru parçaları çizilmiştir deniyor. Burada dik doğru parçaları çizilmiş, bu paralel değil. B şıkkı olabilir. C şıkkı paralel olma ihtimali yok çünkü biri sağa doğru yukarı gidiyor. Biri sola doğru yukarı gidiyor. Aynı yönlü değil. Dolayısıyla bunlar bir yerde kesişecek. Kesişiyorlarsa da paralel olamazlar. B'ye bir bakalım. C bir de D'ye bakacağız. B'ye bakalım. 1 bir, 2 birim yukarı 1 2 3 4 birim sağ şeklinde 2 birim yukarı 4 birim sağ. 2 birim yukarı 1 2 3 4 birim sağ şeklinde oldu. İkisi de aynı olduğu için paralel. D'yi de inceleyelim. D de 1 2 birim yukarı 1 2 3 4 birim sağa var. 1 2 birim yukarı. 1 2 3 4 5 6 birim sağa var. Bu paralel değil. Dolayısıyla bu işaretlemiyoruz. Bunu iptal ediyoruz. Bu paralel değil. Paralel olan B seçeneği. Cevabımız B. 11 Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur denmiş. Bakalım. AB ile K diktir deniyor. AB ile K K dediğimiz şu doğru dik. Bu doğru. CD ile K diktir. CD ile K yine dik. Bu da doğru. AB ile CD paralel. AB ile CD paralel. Bu da doğru. Çünkü aralarındaki mesafe 1 2 3 4 birim burada. Burada 1 2 3 4 birim. Sabit kaldığı için paraleldir. CD ile L paralel denmiş. CD ile L paralel olamaz. CD doğrusu burada. Doğru parçası burada. L doğrusu burada. Bu ikisi bir yerde kesişiyorlar zaten. Paral paralel olma ihtimalleri yok. Zaten burada paralel demiyormuş. Dik diyormuş. Dik mi diye bakalım biz. CD ile L'nin arasında şu açı dik açı mı? Değil. Dik açı olması için kareyi tamamlaması lazım. Bu yanlış. CD ile M diktir denmiş. CD burada. M burada. Evet bunlar dik. Çünkü arada 90 derecelik açı oluşuyor. 4 tanesi doğru. Cevabımız C seçeneği. Bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Sorularda açıklamamı istediğiniz yer varsa dakikasını saniyesini etiketleyerek yorumlarınızda sorabilirsiniz. Videoyu arkadaşlarınıza da gönderin. Onlar da mutlaka izlesinler, faydalansınlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.